kapalı kapılar ardında TÜİK de gerçeklerin farkındaymış. Ve aslında TÜİK her ne kadar soyut bir kavram olsa da insanlardan oluştuğu için tabii ki onun da hisleri varmış. Evet, kahvaltılık çiriciniz. Memleket yanıyor yine kardeşim. Fiyatlar düşük, saraya düşük. Ne olacak bu halimiz? Ben şimdi emekliyim, hiçbir şey almadan gideceğim. Geçinmek en çok enflasyonla burun buruna yaşamakta olana zor. Ancak kulaklar sağır oldu tüketiciye. 3 tane domates alıyorum. Tanesi 5 lira. Hesap et, 15 liraya geliyor. 3 tane domates. Verdi 3 kuruş para. Ondan gel geçin. Markete mi gideceksin, pazara mı gideceksin? Nereye gideceksin? Ekonomimde yer alan habere göre TÜİK'in hesaplarında tüketicinin yaşadığı, yani birebir hissettiği enflasyon da var. TÜİK biliyor, duyuyor, izliyor ama susuyor. Çünkü yanlılar, hükümet yanlısı. Bir yanda TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri, diğer yanda ise tüketicinin dilinden düşmeyen hissedilen enflasyon verileri var. Tüketici fiyat etiketlerinde zaten enflasyonu hissediyor, görüyordu. Ancak bu verileri TÜİK de biliyormuş. TÜİK'e göre hissedilen enflasyon %129,4 oldu. TÜİK hiçbir zaman doğru söylemiyor ki. 200 enflasyon ama onlar 60-70 diyorlar. Nerede? Biraz onlar çıksın alışveriş yapsın. Veya bizim kullandığımız parayı onlar bir ayı geçindirsin. İşte alakası yok onların açıkladığıyla. Gelsin de pazara marketlere bir baksınlar. Hikaye onlar, boşver. Resmi olarak duyurulmayan verilere bir açıklama var. %100'lük bu fark tüketim alışkanlığı ve harcama kalıplarından kaynaklanıyor. Ama tüketicinin ne harcama kalıpları içerisine yer alabileceği bir parası ne de tüketim alışkanlığı oluşturabilecek bir imkanı var. Evlatlarımız olmasa yani karnımızı doyuramayacağız. Şimdi tabii enflasyon deyince TÜİK akla geliyor. Bir de enflasyon deyince Merkez Bankası akla geliyor. Merkez Bankası Başkanı ne oldu diyeceksiniz. Nuray Babacan'ın bugün yazısı vardı. Vallahi 3 senaryodan bahsediyor Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım'la ilgili. Önümüzdeki günlerde hatta bugün yarın Erdoğan'la Gaye Hanım'ın karşılıklı olarak görüşmesi söz konusuymuş. Nedir bu olaylar diye. Birinci ihtimal Erdoğan direkt görevden alacak. Veya işte kadın bırakacak, birinci ihtimal bu diyorlar. İkinci ihtimal iddialarla gündeme gelmişti. İkinci ihtimal evet kulağını bir çekecek, ne olduğunu bir dinleyecek ama Türkiye'nin güvenirliği açısından veya alınan mesafe açısından durması gerekiyor veya duracak. Böyle bir zaman kaydedecek. Üçüncü de seçim sonrasına belki de bırakacak gönderilmesini, böyle konuşuluyor. Sence diye soracak olursanız bu sorunun cevabı yok bende. Yani çünkü neden yok diyecek olursanız tam olarak bir şeyleri anlamış değiliz. İddialar havada, yok biz yapmadık diyor, ne bileyim açıklamalar doğru dürüst değil. Acaba yapmış mıdır, yapmamış mıdır, bu ortamda alacak olursa memlekete, millete faydası mı olur, zararı mı olur? Çok riskli bir AKP içerisinde bir klik olabilir bu kadının gönderilmesi için. Ama doğru, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Var ki bir şeyler konuşuluyor. Dedik ve devam edelim. Şu mesajı okuyayım ben size. Demiş ki Fatih Bey, Çanakkale Biga'dan sizi zevkle izliyorum. Selam olsun Biga'ya, Çanakkale'ye. Güzel haber sunuyorsunuz. İzlediğim yalansız tek haber kanalı. Vallahi biz gerçekler üzerine haber yapıyoruz. Sözler üzerine haber yapıyoruz. Çünkü her an için hakkımızda bir şeyler yapılabilir yalan haber olacak. Onlara çok dikkat ediyor. Allah'a çok şükür şimdiye kadar öyle bir şey olmadı. Şimdi geldik. Şimdi bak. Yani tam ayranı yok içmeye derler ya, şimdi o konusu kimileri öyle diyor. Ya arkadaş bizim paramız yok. Enflasyon gelmiş %129'a. Bak TÜİK'çilerin bile vicdana gelmişler. Hissiyatlarını dile getiriyorlar. Vatandaş yoksun yoksul ama biz 55 milyon dolar verip uzaya gönderiyoruz.